Ahmet Sayman Bey ile görüşecektik. Randevunuz var mı? Çok büyük paramız var. Haber vereyim efendim. Kim geldi diyeyim? Polat Alemdar'ın paraları diyeyim. Bütün kapılar açılır. Ahmet Bey, Polat Alemdar'ın finansçısı geldi. Sizinle görüşürüz. Bu Güllü'nün hayvani cesareti bütün medeniyete meydan okuyor. Sende bende itibar yok. Kadınlar seviyor abi. Yapacak bir şey yok. Buyurun efendim, bekliyorlar. Bir üst kat. Bu da kartım. Açamayacağı hiçbir kapı yok. Hamilim olduğunuzu söyleyin yeter. Ben bu kadar temiz cam ömrümde görmedim. Doğru yolda mıyız Mehmet Bey? Yanlış yola girersen ben söylerim üstüne. Peki efendim. Tuncay Bey'in sinirleri şimdi hayli harap olmuştur Mehmet Bey. Haksızlığa tahammül edemeyen bir yapısı var. Kurtarır kurtarmaz bir deli doktoruna götürürsünüz, düzelir üstünü. Aslında grup terapisi var. Her şey yoluna girdiğinde ben toplu girmemizi önereceğim. Hepimizin sinirleri haliyle bozuk. Olur. Yapmadığımız bir o var, o da olur. Sağdan üstün, sağdan. Efendim, özellikle mi hep sağ diyorsunuz, yoksa yol mu denk düşüyor? Ah, Allah Allah. Sağcıyım. Ondan üstüne. Ne alakası var kardeşim, yol tarif ediyorum. Peki efendim, samimi siyasi görüşünüzü öğrenebilir miyim? Hüsnü sağda dur. Anladım efendim. Yok yok, harbi dur. İn arabadan. Elimine. Siz savcılık mavcılık işini unutun. Kozmos'un derlisi. Anlamadığın işle ilgili ne konuşuyorsun? Terbiyeli konuş. Ben sana metropol delisi diyor muyum? Hüsnü abi, sen onu bir şey bilerek mi söyledin? Ben bilmeden konuşmam. Sizin savunmalarınızı okudum. Kimse inanmaz onlara. Sen nereden okudun? Ulan yıldırım! Vurma çocuğa! Konuşma lan! Bir sürü şey saklamışsınız zaten. Ne saklamışız lan deli? Ben yokum. Öyle? Bütün irtibatı sağlayan, senin içindeki o nalet olası insan sevgisini gören, seni devletle barıştıran ben yok. Ulan deli, sen ne diyorsun? Devlet bize karşı sözünü tutacak mı? Seçimlere bizi sokacak mı? Hadi bu yerel seçimler kaçtı. Milletvekili mi olmak istiyorsun? Evet. Halklarımızı temsil etmek için her türlü vekilliğe razıyım. O zaman bu dili değiştir. Nasıl değiştir? Kozmos demeyeceksin. Devrim demeyeceksin. IMF diyeceksin. Davos diyeceksin. Dünya Bankası diyeceksin. Benim bunları demem için Kozmos... Sen deme başkanım, ben derim. Sen devrim türküsünü söyle. Ben kapitalist tangosu bile yaparım. Başkanım, Obama başkan oluyorsa biz hayli hayli. Oğlum, bizim rengimiz açık. Güneş yüzü gördüğümüz mü var? Onun rengi kara yani, böyle kapkan olduğu için dedim, o yüzden öyle dedim. Ne yapıyorsun lan sen? Hak ettin sen bu acıyı. Başkanım. Başkanım sus. Hiç başkan. Rahmetli ninem kötü konuşan ağzına hep biber sürerdi. Ulan sen de nananı da. Çok güzel oldu. Ekmek ver ekmek. Her türlü feodallıktan arındım. Şu feodal çiğ köfteden vazgeçemiyorum. Geçme başkanım. Bu huyundan da vazgeçme.
Kozmoz ne büyük. Dadot ne kuzunun rızkını verir de bizim rızkımızı vermez mi? Başkan gel. Abi ne yapıyorsun? Şerefsiz Hüsnü mesaj bırakmadan mı gitti? Abi, Polat abi tam olarak ne dedi? Erhan, zıkkımdan çiğ köfteni. Zaten sinirim tepemde. Sen de ye Kazım. Abi bulgur dokunur. Kazım, gören de seni Alplerde büyümüş zannedecek. Maraşlısın lan. Kahraman Maraş abi. Çatın, bu mal niye bu kadar lezzetli biliyor musun? Biliyorum başkanım. Etinden. Deli Hüsnü abi bunun kıymasını çift çektirmiş. Evet, öyle de eksik. Ben manasındaki lezzetin peşindeyim. Bu çiğ köfte de tıpkı halkımız gibi çeşitli zenginlikler içeriyor. Baharat kırla, et var, bulgur var. Bir emperyalist geliyor, başlıyor yoğurmaya. Halkın birbirine katıyor, başlıyor ezmeye. Sıkıyor, 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 çiğniyor, yetmiyormuş gibi de duvara atıyor. Ah! Çatın! Kanlı bir şey yok lan. Felsefe yapacağına biraz az ye, gebereceksin. Abi bunda bir şey var. Abi bulgur. Vay anam. Çatın. Apatist olmasın bir bak bakalım. Başkanım kalk parmak ucun. Abi bizi zehirlediler mi? Yok lan anca düştü jeton. Kazım şundan ye ki hasta ol. Hastaneye gidiyoruz. Abi sen niye yemiyorsun? Ulan bir çoban lazım bu sürüye. Ye! Gardiyan! Koş! Zehirlendik! Ya böyle plan mı olur? İnsan sağlığı üzerinden plan mı yapılır? Gardiyan! Koş! Çatın sıkıp ovala. Ölüyorum! Gardiyan! Çabuk! Kozmos'un delisi. Kozmos senin belanı versin. Efendim, pis boğaz operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Ben... Dur dur, hele bir sağda dur. Durmam. Uçağa bindiğimi sağa çek diyor musun? Demiyorsun. Uçağa binmem. Sen az dur, sıkıştın. Tuttu diyorsun. Durayım da canım arabayı berbat etme. Benim adım ne? Memati. Polat değil. Ne? Adam gibi sür arabayı. Zevk için kafana sıkarım, bakarım araba nasıl takla atıyor diye. Sıksana, ben de merak ettim. Hadi, sür. Abi deliyle ne deli oluyorsun? Oğlum, ben zır deliyim. Doksana getir. Ne 89 ne 91. Yok, ben yavaş gitmek istiyorum. Tadım kaçtı. Bas, bas. Ha şöyle. Çık, 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 çık. Kal böyle. Bundan iyi dünyada mal yapan yok. Kireci bile toz yapar, millete çektirir. Git söyle gelsin. Benden gıcık oluyor. Niye? Böyle bir sefer çekişte dövdüm ondan. Niye dövdün?
Adamı mı tutacaksın, beni lafa mı tutacaksın? Sünger, bundan sonra bana adam gibi cevap vereceksin. Yoksa beynindeki kurşunun yanına bir arkadaş koyarım. Şerefsiz! Kalk! Neydisin? Bana tane tane say bakayım. Dayı, önce kumu eledik. Dur. Dur. Kumu yıkadız mı? Dayı, kumu niye yıkayalım? Bu kumu nereden çekiler? Hı? Kum ocağından. Hı. Ya denizden çekilerse? Çeksinler, kum kumdur. Ula, bir de duvar ustası olacaksın, değil mi? Tuzlu kumdan yapacağın duvardan ne hayır gelecek? Geçilere mi yalatacaksın? Yıkın, yıkın yaptığınızı. Kumu da güzelce yıkayın. Emredersin dayı. Sen beni sevmişsin. Estağfurullah dayı. Sevmişsin yani? Yok dayı. Cevherim, bak ne söyleyeyim. Beni sevmiymiş. Dayı, seni sevmeyen ölsün. Hadi arabalara. Sağ ol yeğenim. Siz artık Gönül Hanım'ı gönül rahatlığıyla benim listeme yazabilirsiniz. Tamam Hüsnü Bey, o konu geçti. Erhan Bey, neden masalarda kırmızı gül yok, beyaz gülümüz var? Belki kırmızı sevenler de vardır, hiç düşünmediniz mi? Bunlar Safiye Hanım'ın tercihi. Erhan, senin gülün nerede? Allah Allah, lavaboya gitmiştim. Orada mı düşürdüm acaba? Gönül Hanım? Ben biliyorum onun nerede düştüğünü. Unut gitsin. Dur bakayım. Sağ ol.
Düğün de zaten kırmızı olmaz. Beyaz gül takacaksın. Sağ ol Cahit. Efendim. Günaydın Polat Bey. Sizin için daha müsait bir saatte aramamış olmayı ümit ederim. Ne var üstüne? Yüksek gizlilik derecesi. Dili hastanemizde bulunan hastanızın durumu ile ilgili. Alo Hüsnü, konuşsana. Konuşuyorum ama gizlilik sebebiyle alçak sesle konuşuyorum efendim. Yahu deli misin? O zaman niye telefonla arıyorsun? Haklı olabilirsiniz efendim. Ben bu durumu uykumu yalamamış olmama bağlıyorum. Dün gece rüyamda zincire atmış bir velespit tamir ediyordum. Ya Hüsnü, bana ne senin rüyandan? Ne diyeceksen de sonra kapat telefonu. Hastamızın sağlık durumu stabil. Rutin bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Saygılarımı sunarım Polat Bey. Alo? Eyvah, suratına kapattım telefonu. Allah'ım, sen bana sabır ver.